Hacı, hanedanımız has bahçede ziyafetteyken senin ne işin var burada? İşlerim var. Senin gibi boş gezenin boş kafası değilim ya. Hekimbaşı beni bekler. Hekimbaşı mı? Hayrolsun, ne oldu? Ya bir de sana hesap vereceğim. Çekil git başımdan. Tövbe tövbe. Gene neyin peşinde bu karamarsık? Sultanım. İskender. Yarın sarayıma bekliyorum seni. Konuşacaklarım var. Hayırlar olsun inşallah sultanım. Nedir mesele? Epeydir böyle kalabalık sofralar kurulmamıştı. İyi oldu. Siz ne konuşuyordunuz? Hiç. Talihsiz Şehzade Mustafa'yı sual ettim. Ne dersiniz validem? Hünkârımız vicdanının sesini dinler de çıkarır mı Mustafa'yı? Onu bütün kalbimle istiyorum güzel kızım. Lakin her seferinde ümit etmekten ve hayal kırıklığına uğramaktan yoruldum. Biraz dolaşalım. Sohbet edelim istedim Mustafa. Korkuyor musun benden Mustafa? Burada kalalım hünkârım. Bu adam kim Mehmet abi? Ağa mı paşa mı acaba? Kıyafetleri güzel baksana. Paşa demek ki. Değil mi Osman abi? Ne paşası Bayezid? Murat. O bizim amcamız. Şehzade Mustafa. Ayşe, ne güzel bir sultan oldun sen böyle. Maşallah. Çok sağ olun sultanım. Bahtı güzel olur inşallah. İnşallah. Zevcinizle pek yakıştınız. Allah saadetinizi daim etsin. Amin. Amin. İyi ki Hasan Paşa bu günleri görmedi. Saadeti başka birinde bulduğunuzu görse yıkılırdı. Takdir ilahi. Şaibeli bir ölüm olduğunu düşünenler var. İstemeye istemeye Mısır'a döndünüz. Hemen ardından ölüm haberi geldi. Hiç vakit kaybetmeden payitahta dönüp nikahlandınız. Yıllar öncenin meselesi bunlar. Eski defterleri kurcalamanın ne manası var? Hünkârımız mide ağrısından pek şikayetçi. Bazı geceler sancıdan uyuyamıyormuş. Bugünlük teskin edici bir ilaç verdim. Hı hı. Bu ne peki? İyi gelir mi? Her gün muntazaman alınırsa bir aya kalmaz iyileşir. Ağrıları, sızıları diner. Hadi inşallah. Kösem Sultanımız sakın duymasın. Telaşlanır sonra. Belki işitmişsindir Mustafa. Bir cami külliyesi inşa ettirdim.
Yakında ibadete açılacak. Belki birlikte namaz kılarız. Ben gelemem. Yasak, çıkamam ben. Sakın içmeyin. Ne malum içinde zehir olmadı? Yıllardır dua ediyoruz. Artık taşın altına elimizi koyma vakti gelmedi mi sizce de? Ne diyorsun sen deli ruhum? Kardeşimi çıkartmak için bir şeyler yapmamız lazım diyorum. Aklımda bir şeyler var. Lakin bugünden yarına bir şey bekleme. Sabırlı olacağız. Eksin gediğin yok inşallah Mustafa. Varsa söylemen kâfi. Sağ olun hünkârım, her şeyim tas tamam çok şükür. Allah sizden razı olsun. Neden içinizden geçenleri söylemiyorsunuz şehzadem? Ha? Ondan nefret ettiğinizi. Onu öldürmek istediğinizi. İstemiyorum. Anlamadım, ne istemiyorsun Mustafa? Hiç. Hiçbir şey istemiyorum. Hünkârım ben müsaadenizle köşke döneceğim. Hayır kalın. Buradaki her şey size ait. Bu sofra, bu saray. Gördüğünüz her şey sizin aslında. Abiniz elinizden çaldı. Bağışlayın hünkârım. Kardeşim emriniz üzere yıllardır dört duvar arasında. Haliyle kalabalığı yadırgıyor. Alışması vakit alacak. Eğer şimdi içeri girerseniz bir daha asla çıkamayacaksınız. Çabuk geri dönün ve size ait olanlara sahip çıkın. Bırak beni, bırak beni, bırak, bırak, bırak! Hala alamadınız bir şey Sade. İsterseniz Kaf Dağı'nın ardına saklanın. Benden, yani hakikatlerden kaçamazsınız. Sus! Sus! Git! Git!